Söz İstanbul'da programıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler, bugün programımızda konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Üroloji Bölümünden Profesör Doktor Şükrü Kumsar. Bugün iyi huylu prostat büyümesini konuşacağız. Tanı sürecinden bahsedeceğiz. Tedavi mümkün mü? Bu bir risk teşkil ediyor mu? Bunu konuşacağız ve prostat kanserinden de bahsedeceğiz tabii ki. Erken evreleme, erken tanı neden önemli ve tedavi seçenekleri neler? Bunlardan konuşacağız yayınımızda. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Hocam, iyi huylu prostat büyümesi dedik. Hani ana başlığımız bu ama öncesinde prostat nedir? Bunun tanımıyla başlayalım ve çok sık oluyor mu, çok sık karşılaşılıyor mu? Bunun yanıtını alayım sizden. Evet, yani klinik pratikte bizim en sık gördüğümüz ürolojik rahatsızlıkların başında gelen bir hastalık. Öncelikle prostat nedir sorusuna bir yanıt vereyim. Prostat erkeklerde bir erkek üreme organı, aslına bakarsanız bir salgı bezi. Görevi ise semenin, yani meninin içerisindeki spermlerin olgunlaşmasını sağlıyor. Yani meninin bir kısmını oluşturuyor. Bir yardımcı üreme organı aslında. Her erkekte olan bir organ ve yaşla birlikte büyüyor. Bütün organlarda olduğu gibi gelişiyor, büyüyor. Özellikle de belli bir dönemden sonra erkeklik hormonu, testosteronun da etkisiyle büyümesi artıyor. Ne zaman ki belli bir yaşa gelindiğinde, özellikle ki bu 50 yaş gibi, 50 yaşın üzerinde hemen hemen %50 erkekte bu iyi huylu prostat büyümesine bağlı şikayetler oluşuyor. Bunu sık görüyoruz. Nedir hocam şikayetler? Daha çok, yani bu bir aslında mekanik bir şey. Yani mesane, yukarıda bir mesane var. İdrar kesesi, mesane dediğimiz idrar kesesi idrarı depoluyor. Ve depoladıktan sonra belli bir aşamaya gelip gerildikten sonra beyne sinyal gidiyor. İşemeyle ilgili komut geliyor ve bu işemenin bu prostatın içinden geçerek gerçekleşmesi gerekiyor. Yani prostat denilen organ, bu içinden geçen üretra dediğimiz kanalı çevreleyen bir organ. Büyüdüğü zaman da işte bu kanalı sıkıştırıyor ve bu sıkıştırmaya bağlı olarak da idrar yapmayla alakalı zorlanma, kesik kesik yapma, geç başlatma, çatallı idrar yapma, ya idrar yaparken ikiye ayrılma gibi şikayetler bu işemenin çıkım fazıyla alakalı, yani işeme fazıyla alakalı şikayetler. Bir de belirli aşamalarda mesane de işin içine giriyor. Prostat büyümesine bağlı. Bu büyüme mesaneye baskı yapabiliyor. O dolum fazında da bir takım şikayetler ortaya çıkıyor. Yani mesane dolum esnasında işte erken evrede beyne sinyal gidebiliyor ve sık sık idrara çıkma ihtiyacı hissedebiliyor hasta. Aynı idrar varmış hissiyatı oluşabiliyor. Bazen yetiştiremeyip kaçırdığı durumlarda meydana gelebiliyor. Bunlar yalnız başına ya da birlikte görülebiliyor. Çok ilerleyen durumlarda bazen bu kanal tamamen tıkanıp idrarını yapamamayla birlikte acile başvuran hastalarımız oluyor. Çok çok daha ilerleyen durumlarda, eğer bu geciktirilirse, buna bağlı bir böbrek yetmezliğiyle bile karşılaştığımız durumlar oluyor maalesef. Yani ismi iyi huylu prostat büyümesi ama aslında bu iyi tanımlaması, yani iyi huy tanımlaması, kanser olmadığı için yapılan bir tanımlama. Yani bu kanser olmadığı için, yoksa bir sonuç itibariyle böbrek yetmezliğine giden bir süreçten bahsediyoruz. Bunu iyi olarak tanımlamak da ne kadar iyi, onu tartışmak lazım tabii. Hocam peki şimdi belirtiler bu şekilde dedik. Peki sinsi seyredebiliyor mu? Hani öyle bir şey olabiliyor mu? Mutlaka belirti yani vermesi gerekiyor. Yani aslında bu belirti veriyor. Evet, yani belirti verdiği zaman zaten bu durumla alakalı insanlar hekime, doktora başvuruyorlar. Bu aslında her gün yaptığımız bir işlem, işeme eylemi herkesin. Ve hani hayat kalitesini bozan bir durum. Böyle olduğu zamanlarda genelde hastalar erkenden başvuruyorlar. Bir prostat kanseri gibi değil mesela. Yani prostat kanserinde bir büyüme olmadan da kanser gelişebiliyor çünkü. Biz zaten böyle bir şikayette geldiğinde hasta belirli tanı aşamalarında, belirli tanısal testleri yaparken bu prostat kanseri ayrımını da zaten illaki yapmış oluyoruz. Nedir hocam bu testler? Yani tanı süreci nasıl işliyor?
İşte bu şikayetlerle gelen bir hastada öncelikle ayrıcı tanıda tabii yani benzer şikayetler bir üriner enfeksiyonda da olabildiği için işte idrar tahliline bakıp bir enfeksiyon var mıdır yok mudur? İdrarda kan görülebilir tabii bu prostat büyümesinde de görülebilir. Bir böbrek ya da idrar kanalı taşında da görülebilir. İdrar tahlili, işte fizik muayenede elle muayene, parmakla rektal prostat muayenesinde işte bir nodül var mı yok mu bunların tespiti, böbrek fonksiyonlarına bakmak, belki işte ultrason yapıp prostatın hacmini, mesanenin durumunu, böbreklerde bir genişleme var mı yok mu bunları tespit etmek. Bunlar bizim hep ayrıcı tanıda kullandığımız yöntemler ilk aşamada. Bunları yaptıktan sonra zaten eğer bir enfeksiyon varsa hani onun tedavisi yapılır. Ama bunlar yok. İşte hastanın mesela kanda PSA değeri dediğimiz prostat kanser tarama testi dediğimiz basit bir tanısal yöntem var. PSA'da eğer bir anormallik yoksa, işeme şikayetleri varsa ultrasonunu yaptık ve sonrasında da bu işemenin nasıl olduğunu dokümante etmek için bizim ürologların kullandığı işte bir üroflüometri denilen bir cihaz var. İşeme esnasında bir ölçüm yapılıyor. Bu işemenin hızı, süresi gibi şeylere bakılıyor. Bu işlemden sonra mesanede ne kadar idrar kalıyor? Hepsini boşaltabiliyor mu, boşaltamıyor mu? Bunlara bakılaraktan hani iyi huylu prostat büyümesi ve buna bağlı şikayetlerin ne derecede olduğunu görebiliyoruz. Hı hı. Peki hocam şimdi hani PSA kanser tanısı için gerekiyor dedik. Prostat büyümesinde evet. De yine bu görülebiliyor mu yoksa prostat büyümesi için sadece ultrason mu burada bir şey veriyor, sonuç veriyor? Ya aslında evet yani prostat büyüklüğünü, hacmini ölçen şey bir ultrasonda en hızlı yapılacak işlem. Ultrasonda prostat boyutu ölçülebilir ama prostat boyutunun ne kadar olduğu aslında iyi prostat büyümesi takibinde çok da şey değil, önemli değil. Belki cerrahiye karar verme aşamasında bize yardımcı olabiliyor. Bazı medikal tedavilerin seçiminde işte belli işte gramın altındaysa belli medikal tedaviler başlanıyor ya da başlanmıyor gibi seçenekler sunması açısından önemli. PSA aslında prostat kanseri için çok uzun zamandır kullanılan bir tanısal, basit bir tanısal, kanda bakılan bir basit bir tanısal yöntem. Bu tek başına tabii prostat kanser tanısını koyduracak bir şey değil ama bize prostat kanserinden şüphelenmemize neden oluyor. Yani belli değerlerde acaba prostat içerisinde bir tümör var mı yok mu sorusunu sorduruyor. Tabii bununla ilgili PSA'nın farklı deriveleri var, farklı formları var. Yanında rektal muayene bulgusu var mı yok mu? Bunlar hep şüphelendiğimiz zaman acaba biyopsi yapmaya gerek duyar mıyız, duymaz mıyız sorusunu bize sorduruyor. Bir şüphe varsa o zaman bir işte prostat MR'ı yapılarak prostat içerisinde biyopsi almaya gerektirecek bir lezyon olup olmadığını görebiliyoruz. Ve hani öyle bir şey görülürse şüphelenirsek de direkt nokta atışı füzyon biyopsi dediğimiz biyopsi yöntemleriyle prostat kanser tanısının ayrımını yapabiliyoruz. Hocam peki burada iyi huylu prostat büyümesi dediğimizde aslında söylediniz böbrek yetmezliğine kadar giden bir süreç dedik. Evet. Ve bunda bunun ciddiye alınması gerekiyor. Bu nedenle rutin kontroller evet. Açısından nedir söyleyecekleriniz? Ne kadar zamanda bir kontrol yapılmalı? Yani aslında hiçbir şikayeti olmayan bir erkek hastanın 50 yaşın üzerinde rutin senelik kontrol edilmesi gerekiyor. Bu bir PSA ve prostat kanser kontrolü. Bunlar yapılırken de zaten biz rutin prostatla alakalı yapılması gereken kontrol tahlilleri, tetkikleri yapıyoruz. Eğer hastanın işeme şikayetleri çok ön planda değilse, prostatı sadece büyümüş ultrasonda büyük bir prostat, gram olarak ağır bir prostat var diye mesela onu tedavi etmiyoruz. Burada eğer prostat kanser tanısını dışladıysak, şikayetleri çok ön planda değilse bir takım yaşam kalitesi düzenlemeleriyle öncelikle başlayarak bunu tedavisini yönlendirebiliriz. Ama eğer şikayetler bununla çözülemeyecek ve ağır, orta ağır şiddette şikayetler varsa öncelikle medikal tedavi
ile başlayabiliriz. Bu medikal tedavide o ilk başta bahsettiğim idrar kanalını çevreyen prostatın o bölgesindeki düz kasları biraz genişleterek, gevşeterek idrar akımını rahatlatmaya yönelik bir takım tedaviler, daha çok daha sık kullandığımız tedavi yöntemleri. Bir de biraz daha 40 gramın üzerindeki prostatlarda hormon üzerinden etki eden prostat hacmini işte uzun vadede yaklaşık 6 ayda bir miktar küçülten bir takım medikal tedaviler var. Bunların kombinasyonları yine kullanılabiliyor. Eğer ki medikal tedaviden cevap alınamadığı ya da hasta isteği olarak da ben çünkü medikal tedavilerin tam bir tedavici özelliği yok aslında. Aldığınız zaman işeme ile ilgili şikayetler azalıyor. Almadığınız gün aynı şikayeti yaşayabiliyorsunuz. Hasta isteği de burada önemli olabilir. Çünkü kesin tedavisi aslında bu iyi huylu prostat büyümesinin cerrahi tedavidir. O nedenle hasta ile konuşarak ve şikayetlerini değerlendirerek, o tanısal testlerin sonuçlarını değerlendirerek bir karar vermek gerekiyor tedavi aşamasında. Hocam o zaman burada hani rutin kontroller önemli. 50 yaşından sonra senede bir kere mutlaka gelinmesi gerekiyor. Aile öyküsü yoksa yani prostat kanseri açısından söylüyorum. Evet onu soracaktım. Eğer aile öyküsü ailede, varsa. Yani birinci derece akrabalarda yani erkek kardeşte, babada prostat kanseri varsa 40 yaşından sonra başlanılması öneriliyor PSA kontrolü. Peki hocam bir şey yoksa hani yaşam tarzı değişiklikleri öneriyoruz dedik hani huylu prostat büyümesinde öyle söylediniz. Nedir onlar? Evet. Aslında düzenli egzersiz, diyet önerileri, onun haricinde bazı diyet dediğimizde yiyecekler hocam. Ve içecekler. Ya diyet aslında tam olarak bilinen iki tane şey var. Yağdan zengin diyet ve kırmızı etten zengin diyetle beslenen erkeklerde prostat büyümesine daha fazla olduğu görülmüş. Yani bunu azalttığımız zaman tüm organlarda olduğu gibi yani bu diyetsel faktörlerin düzenlenmesiyle bile şikayetlerde eğer şikayetler çok ileri düzeyde değilse biraz gerileme görülebiliyor. Bazı işte hazır içecekler, asitli içecekler, acılı baharatlı yiyecekler bunlar da işeme ile ilgili şikayetleri artıran şeyler. Bunların düzenlenmesi, aşırı diüretik çay kahve tüketiminin çok olması yine şikayetleri artırdığını biliyoruz. Bunların azaltılması, düzenli egzersiz yapılması gibi durumlar eğer çok ileri düzeyde şikayeti yoksa hastanın bir çözüm olabiliyor. Eğer bunlarla çözülemezse de medikal tedaviye geçebiliyoruz. O zaman isterseniz prostat kanseriyle ilgili tanı sürecinden bahsedelim. Yani burada teşhis konulduktan sonra nasıl bir yol izliyorsunuz? Nedir tedavi seçenekleri? İşte az önce de biraz bahsettim aslında. Prostat kanserindeki tanı süreci aslında birlikte biraz yürüyor. Bu takiplerde, taramalarda ortaya çıkıp şüphe üzerine yaptığımız zaman. Çünkü prostat kanseri, prostat büyümesine bağlı şikayetler gibi çok fazla şikayetle gelen bir hastalık değil. İlerlemiş vakalarda daha çok şikayetle geliyor. Yani o zaman da zaten metastatik ya da prostat dışına çıkmış oluyor. Onun tedavi süreci biraz daha farklı oluyor. O aşamaya gelmeden taramalarla erken evrede yani prostat içerisinde sınırlıyken bu tanıyı koymaya çalışıyoruz. Aslında bütün amacımız bu. Eğer bu tanıyı koyarsak ve prostat içerisinde sınırlı olduğunu görürsek de cerrahi tedavi seçenekleri ya da hormon artı radyoterapi gibi bir takım tedavi seçenekleriyle tam kür sağlanabiliyor prostat kanserinde. Peki hocam cerrahi tedavide hani sonrasında iyileşme süreci nasıl oluyor ve buna karar verirken tabii hastayı hangi konularda bilgilendiriyorsunuz? Prostat kanserinin cerrahi tedavisi tabii iyi huylu prostat büyümesinin cerrahi tedavisinden çok farklı. Yan etkileri de, komplikasyonları da çok farklı. Yani iyi huylu prostat büyümesinde daha çok kapalı yöntemlerle prostatın o kapsül dediğimiz yapısının içi kazınarak ya da çıkarılarak bir kanal genişletmesi, o kanal oluşturuluyor aslında ve hastanın iyi idrar yapması sağlanıyor. Uzun süreli bir hastanede kalış süreci yok. Yani birkaç günlük bir hastanede kalış sürecinden sonra sondayı çekip
hastanın idrarını yaptıktan sonra, yaptırdıktan sonra gönderebiliyoruz. Prostat kanseri biraz daha farklı bir durum. Yani o kapsül dediğimiz yapı zaten iyi huylu prostat büyümesinde kalıyor. Yani içerisi sadece kazınıyor. Ama prostat kanseri biliyoruz ki daha çok o kapsülün altından gelişen bir hastalık. Yani iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle ameliyat olmuş bir hastada da takip edilmesi gerekiyor. Prostat kanseri gelişme riski var zaten. O yüzden prostat kanserinin ameliyatında eğer prostat içerisinde sınırlıysa o prostatın tamamen çıkarılması, yani kapsülle birlikte çıkarılması gerekiyor. Bu açık cerrahiyle de yapılabiliyor, robotik cerrahiyle, laparoskopik cerrahiyle de yapılabiliyor. Cerrahide tabii bu kapsül birlikte çıkarıldığı için bu kapsülün arkasından geçen ve sertleşmeyi sağlayan bir takım sinirler de hasar görebiliyor. O yüzden hastalar tarafından çok sorulan sorulardan bir tanesi de mesela iyi huylu prostat büyümesinde ameliyat olursam işte bu tip cinsel fonksiyon bozuklukları görülür mü bende? Çünkü böyle bir algı var toplumda. Prostat ameliyatı olursa işte erkeklik bitiyor, işte sertleşme problemi oluyor vesaire. Bu iyi huylu prostat büyümesinde böyle bir risk çok çok düşük. Çünkü kapsül dışında herhangi bir işlem yapmıyoruz. Prostat kapsülü kalıyor. Ama prostat kanserinde tamamen çıkarıldığı için o arkadan geçen sinirlerde bir miktar etkileniyor ve orada daha sık görüyoruz prostat kanser ameliyatlarında. Peki hocam sonrasında bir düzelme olabiliyor mu? Yoksa bu hani kalıcı bir süreç mi? Sonrasında düzelme olabiliyor. Sonrasında bir takım medikal tedaviler verilebiliyor. Penil rehabilitasyon adını verdiğimiz. Ama çok çok iyi sonuçlar olduğunu söyleyemem bu konuda. Yani prostat kanser ameliyatlarında sertleşme problemleri sık görülen problem. Bir de idrar kaçırma problemleri var. Hani en sık gördüğümüz komplikasyonlardan bahsediyorum. Prostat kanser ameliyatında yine idrar kaçırma sık görülen bir şey. Çünkü prostat organ olarak tamamen çıkarılıyor ve mesane ile idrar kanalı birbirine ağızlaştırılıyor. Yeni bir kanal yapılıyor. Prostatın çıktığı yer de zaten idrar tutma mekanizmasının olduğu yer, yani sfinkterin olduğu yer olduğu için bu kanser ameliyatlarından sonra sık görülebiliyor nispeten şeye göre, iyi huylu prostat büyümesindeki ameliyata göre. Peki hocam şimdi hani tabii burada hep o yüzden erken tanıyı da vurguluyoruz. Bu süreç olmadan aslında rutin kontrollerle bu engellenebilir değil mi? Prostat kanserine giden süreç yaşanmayabilir aslında. Aslında yani prostat kanserini engellemek değil bizim amacımız. Şu anda öyle bir şey yok. Prostat kanseri sık görülen bir hastalık. Bizim amacımız prostat kanserini ilerlemeden tespit etmek aslında. Yani risk grubu o yüzden çok önemli. Buradaki risk grubu işte sonuçta yaşa bağlı olarak oluşan bir hastalık. Belli bir yaştan sonra, yani 40 yaşından önce çok sık gördüğümüz bir şey değil prostat kanseri. Eğer risk faktörü varsa, yani aile öyküsü varsa 40 yaşından sonra mutlaka bunun tetkik edilmesi gerekiyor ki erken saptayabilirim. Çünkü erken sapladığımız zaman, yani lokalize dediğimiz prostat içerisinde sınırlı bir tümör varsa bunu yaptığımız cerrahi ya da radyoterapi gibi bir takım tedavi yöntemleriyle tamamen ortadan kaldırabiliyoruz. Ek herhangi bir tedaviye gerek kalmıyor. Ama daha ilerleyen aşamalarda geldiği zaman hasta işte bir prostat dışına yayılım varsa, başka organlara metastaz varsa o zaman tabii cerrahi yapmıyoruz o aşamalarda. Hormon baskılama tedavileri ya da kemoterapiler ya da radyoterapi ama palyatif amaçlı, yani sadece metastazın olduğu yere yapılan bir radyoterapi gerekebiliyor. O sürece gelmeden aslında bizim amacımız hastayı yakalamak ve tedavisini planlamak. Peki hocam prostat kanserinin mesaneye de sıçraması söz konusu olabiliyor mu? Yani burada hani yakın organlarda da sorun olabiliyor mu? Evet, yani prostat kanseri öncelikle zaten yakın organ yayılımı, invazyonu yapıyor. Burada işte seminal vezikül dediğimiz yapı var hemen altında. Oraya invazi olabiliyor. Mesaneye invazi olabiliyor. Yine mesaneye açılan idrar kanallarına yayılarak oraları tıkayabiliyor. İşte bunlar ileri aşamaları ve buna bağlı komplikasyonlar. Ondan sonra da daha çok bu pelvik bölge dediğimiz yerde yer aldığı için oradaki lenf bezleri etkileniyor. Bu lenf bezleri vasıtasıyla da
ilk olarak kemiklere sıçrayan bir organ, kemiklere metastaz yapan bir kanser. Peki hocam, şimdi sıvı tüketimi ile ilgili söyleyecekleriniz de önemli. Çünkü bununla ilgili farklı görüşler var. Hani günde ne kadar sıvı tüketilmeli? Hani bunun çok fazla sıvı tüketiminin olumsuz etkisi olur mu? Prostat büyümesine neden olur mu? Ya da bunu nasıl etkiliyor? Ne dersiniz? Yani çok fazla sıvı tüketimi prostat büyümesine ya da kansere neden olmaz. Bunları engellemezdi. Ama böbrek sağlığı için yani bir ortalama bir erişkinde en az 2,5 litre su içilmesini öneriyoruz. Ama bizde bir kural vardır. Yani hastalık yoktur, hasta vardır. Yani belli kronik hastalıklar olan hastalarda da sıvı kısıtlaması yapmak gerekiyor. Ya da böbrekleri yorabiliyor alakalı, değil mi? Yani çok fazla. Bazen tabii yani yüklenme yapıp kalp yetmezliğini tetikleyip artırabiliyor. Yani hastaya göre de davranmak gerekiyor. Her hastada şu kadar su içilecek diye bir şey yok aslında. Hastaya göre bunu davranmak gerekiyor. Normal bir erişkinde ama en az 2,5-3 litre su içilmesini öneriyoruz böbrek sağlığı açısından. Ama bazı durumlarda işte mesane sağlığının bozulduğu, işte bu da farklı bir aslında konu. Aşırı aktif mesane dediğimiz durumlarda kadınlarda da çok yaygın görülüyor. O zaman sıvı kısıtlaması da yapmak gerekebiliyor. Yani sürekli su içmek, yani zaten mesanesi çok düşük hacimlerde sürekli beyne sinyal verip idrara çıkmayı tetikliyor. O zaman sıvıyı belli saatlere bölmek gerekiyor. Ya da geceleri sık çıkan bazı hastalar var ki bu da çok ciddi bir problem. Noktürü dediğiniz gibi bir durum. Bu da hayat kalitesini çok ciddi olumsuz etkileyen bir şey. Yani bir kez çıkmak normal kabul edilebilir ama sabaha kadar 8-10 kez hani idrara kalkan hastalar da var. Bunu tetikleyen bir sürü kronik hastalıklar olabilir. Tek başına bir durum da olabilir. O nedenle öyle durumlarda da gün içerisine sıvı alımını yapılmasını önerip akşamları yatmadan 3-4 saat önce o sıvı kısıtlamasına gidilmesini önerdiğimiz durumlarda oluyor. Dediğim gibi yani hasta birçok faktör var. Yani bu sıvıyla alakalı öneride bulunabilmek için. Hasta profiline göre değişiyor dedik ve kadınlarda kesinlikle, da aslında mesane ile ilgili sorunlar çok sık görülüyor değil mi? Hani buradan sonra onunla ilgili tabii uyarınızı da alalım. Yine rutin kontroller çerçevesinde. Evet, yani sonuçta bu aynı benzer şikayetler kadınlarda da görülebiliyor. Yani ama bu bir şey değil, prostat hastalığı değil. Bu da mesaneye bağlı bir durum. Zaten prostat en başta da belirttiğim gibi bir erkek üreme organı, yardımcı üreme organı. Biraz bilinçsizlik var yani bu konularda. Yani benim ben prostat oldum diyen kadın hastam oldu mesela. Yani bunları artık çok yerde paylaşılıyor diye bilgiye erişim aslında çok kolaylaştı ama anlatmak lazım. Yani bunları gerçekten toplum düzeyinde bu bilgilerin yayılması gerekiyor. Evet, tabii burada hem medya okuryazarlığı devreye giriyor hem de sağlık okuryazarlığı da devreye giriyor. Gerçekten bilgi kirliliği de var ama kesinlikle bilgiye erişimle ilgili de bazen sorunlar olabiliyor. İşte onun için bu programları mümkün olduğu kadar sıklıkla kesinlikle yapmaya çalışıyoruz. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programında bugün konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Üroloji Bölümünden Profesör Doktor Şükrü Kumsar'dı. Bugün prostat büyümesiyle ilgili konuştuk. İyi huylu prostat büyümesi nedir? Tanı süreci nasıl? Kansere neden olabiliyor mu? Risk faktörleri neler ve nasıl bir tedavi uygulanıyor? Bunlardan bahsettik. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.